Genç yaşta görülen kalp krizleri belirti verebilir önceden. Bunu şöyle anlamak lazımdır. Bir de kalp krizi belirti verirken genç yaşlarda artık kişi efor kapasitesinde azalma, zayıflama, yani gücünde kuvvetinde zayıflama, nefes alamama, hareketinde bir kısıtlanma ya da göğsünde bir sıkışma, ağrı, mide bölgesine yukarı doğru gelen bazı yanma hisleri, kollara doğru yayılabilen yanma ve hareketsizlik, güçsüzlük hisleri. Bunlar gündelik sıkışmış hayat içerisinde, çalışma hayatı içerisinde bir kalp krizinin önceden ön belirtileri olabilirler. Ama buna gelmeden önce, bu tür şikayetlere gelmeden önce şuna dikkat etmek gerekir. Bir kişi kalp krizine kendini götüren bir yol var mıdır, yok mudur? Aynaya bakarak bunu tahmin edebilir. Yani ben kilo alıyor muyum? Göbek etrafımda yağlanma var mı? Tansiyonumda yükselme var mı, şekerimde kolesterolümde yükselme var mı, metabolizma hızımda bir yavaşlama var mı? Siz bunları görüyorsanız o zaman bir şikayet beklemenize gerek yoktur. Eğer bunlar sizde oluyorsa siz kalp krizine yaklaşıyorsunuz demektir. O yüzden aynaya bakmanız ve bir kan haline bakmanız ben krize yaklaşıyor muyum sorusunun en iyi cevabıdır genç yaşlarda. Rutin, yoğun çalışma hayatı içerisinde artık ülkemizde cumartesi günleri de, pazar günleri de hizmet veren sağlık kuruluşları var. E, hafta içi çok yoğun olabilir insanlar genç yaşlarda aktif çalışma hayatında. Cumartesi günlerini, bir günlerini sağlıkları için yılda bir defa ayırabilirler ve çok önemli tehlikelerin önceden farkına varıp tedbir alabilirler. Bir kişinin, genç bir kişinin bende kalp hastalığının, kalp krizinin erken belirtileri var mı sorusuna bakmak için illa da göğsünde bir ağrı olmasını beklemesi gerekmez. Göbek etrafına bakması, etrafını ölçmesi ve bunu takip etmesi önemli bir ipucudur aslında.